Bunu çıkartıyorum. Siz yeterince uzaksınız. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları öncelikle Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Halil Çelebi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politika Danışma Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Afganistan konusunu ele aldık. Biliyorsunuz Türkiye 2001 yılından beri Afganistan'da yürütülen NATO görevlerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamaktadır. Bu görevler önce ISAF yani Afgan Kuvvetleri'ne uluslararası destek misyonu olarak başlamış. 2014 yılında da bu misyon sona erdikten sonra NATO kararlı destek misyonu ile Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevleri devam etmiştir. Türkiye her iki misyona da muharip olmayan unsurlarıyla katılmıştır. Ve e, şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Afganistan'a asker gönderilmesini konu edilen tezkerelerde de bu muharip olmayan unsurlar vasfı sürekli olarak dile getirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tezkerelere daha önce hep olumlu baktık ve destek verdik. Nitekim son olarak 6 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelen tezkereye de aynı şekilde olumlu desteğimizi sürdürdük. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan askerlerini çekme kararı ile birlikte kararlı destek misyonuna katkı sağlayan diğer ülkeler de teker teker ya Afganistan'dan askerlerini çektiler veya çekmeye devam ediyorlar. Türkiye'nin de yapması gereken budur. Zira artık kararlı destek misyonu olarak adlandırılan NATO görevi sona ermiştir. İktidar, Kabil havaalanının güvenliğinin sağlanmasına talip olduğunu açıklamıştır. Bu görev muharip olmayan unsurlarla yürütülebilecek bir görev değildir. İktidar mevcut Afganistan tezkeresiyle alınan yetkinin geçerli olduğu izlenimini yaratmaya çalışmaktadır. Oysa bu yaklaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Bugünkü koşullarda NATO misyonlarının sona erdiği, bu görevlere katkı sağlayan askeri unsurların çekildiği Afganistan'da, Türkiye'nin askeri bir görev sürdürmesi için gerekli meşruiyet zemini ortadan kalkmıştır. Böyle bir meşruiyetin bulunmadığı bir ortamda, askeri varlığımızın Afganistan'da sürdürülmesi için ısrar etmek, çok ciddi riskler ve tehlikeler içermektedir. İktidar Öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin görünürde Afganistan'dan çekilme kararı ile birlikte ülkemizi çok tehlikeli sorumlulukların altına sokmak ve Mehmetçiklerimizi ateşe atacak hamlelerde bulunmak istemektedir. Biz buna razı değiliz. İdlib'den çıkarılamayan derslerin sonucunda yaşanan acıların Afganistan'da yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Üstelik örgütlü ve Afganistan'da geniş bir alanı kontrol eden Taliban'a karşı böyle bir tasavvuru Mehmetçi'yi bile bile ölüme göndermek olarak görüyoruz. Zira ülkenin neredeyse yüzde sekseninden fazlasını kontrol eden Taliban'ın hedefinin Kabil havaalanı olacağı açıktır. Taliban sözcüsünün Afganistan'da kalmaları durumunda Türkiye'yi işgalci güç sayacakları uyarısını iktidar iletişim kazası olarak değerlendirebilmiş ve ülkemize yönelik tehditlere cevap dahi verememiştir. Taliban'ın Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaya gerekli tepkiyi gösteremeyen iktidar mensuplarının askerlerimizi Taliban'a karşı nasıl koruyacağı büyük bir soru işaretidir. İktidara bu konudaki yanlışından dönmesi için buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, Taliban'ın ilerlemesiyle birlikte Afganistan'dan ülkemize yönelen göç dalgası da tarafımızda yakından izlenen bir diğer konudur. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çekilmesiyle Afganistan'dan başlaması beklenen yeni göç dalgası ile ilgili olarak insan haklarına saygıdan uzak ve ülkemize tahakküm edici bir yaklaşımla söylediği eğer insanlar kaçmak zorundalarsa herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum şeklindeki ifadelerini esefle karşıladığımızı belirtmek isterim. Avusturya, mültecilerin statüsü hakkında 1951 Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'nde taraftır ve bu sözleşmeden kaynaklanan eşit sorumluluk üstlenme yükümlülüğü vardır. Ayrıca Türkiye, Sayın Kurtz'un söylediği gibi Afganistan'ın komşusu da değildir. Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi Taliban'ın inancıyla ters bir yanı olmayan bir ülkede değildir. Taliban vahşetine ilişkin görüntülere bakıldığında bizim inancımızla ne kadar ters oldukları da net olarak anlaşılır. Değerli basın mensupları, bugün gelinen noktada yeni bir göç anlaşması yapılacağına dair söylentiler de kamuoyuna yansımaktadır. Avrupa Birliği'nin yaklaşımını Almanya Başbakanı Merkel'in Avrupa Birliği'ne giremezsiniz ama Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışan mültecileri ağırlamaya devam edebilirsiniz sözlerinden anlamak mümkün. Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımına karşı bazı uyarılarda bulunmak isterim. AKP iktidarı Avrupa Birliği ile yaptığı geri kabul anlaşması ve 18 Mart mutabakatı ile ülkemizin sınırlarını tümüyle düzensiz göçe açık bir hale getirmiştir. Bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı göç akımının müsebbibi Avrupa Birliği'nin ülkemizi sığınmacı kampına dönüştürme düşüncesi ile buna karşı güçlü müzakere yürütemeyen AKP iktidarıdır. Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye iade edilecek düzensiz göçmenlerin kaynak ülkelere geri gönderilip gönderilmeyecekleri belirsiz olmasına rağmen, ülkemizin konumu ve kara ve deniz sınırlarımızın yapısı nedeniyle düzensiz göçmen sayısında Türkiye önemli bir artış yaşamıştır. Sormak isterim, Türkiye 1951 mültecilerin e, statüsüyle ilgili Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesine neden coğrafi işler koymuştur? Bu şerh aslında Türkiye'nin sağlam bir göç ve mülteci politikası olduğuna, Türkiye'nin doğusundan kitle halinde göçlere karşı önlem alınması gerektiğine işaret etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin 60 yıl önce kurgulamış olduğu sınırlarını ve toplum güvenliğini gözeten göç politikası delinmiştir ve Türkiye dünyanın neredeyse bir numaralı göçmen alan ülkesi haline gelmiştir. Bu tutum değişmelidir. Türkiye artık istihap haddini çoktan aşmıştır. Avrupa Birliği'nin mevcut mali yardım araçlarıyla sağladıklarının dışında ilave yardım vermeyi teklif etmesi de, sığınmacıların Avrupa Birliği ve iktidar arasında bir pazarlık unsuruna dönüşerek, konuya insan hakları bağlamında yaklaşılmasını da engellemektedir. Değerli basın mensupları hep dile getiriliyor, Cumhuriyet Halk Partisi, Afganistan'da işimiz ne mi demek istiyor deniyor. Şunu açıkça söyleyeyim. Türk-Afgan dostluğu ve kardeşliği tarihin şahitliğinde gelişen güçlü ilişkilerle tarif edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ilk tanıyan 1 Mart 1921 tarihinde Afganistan'dır. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk ziyaret eden 1927 yılında Afgan lideri Emanullah Han olmuştur. Atatürk ile Emanullah Han arasındaki dostluk bu ilişkilerin mühürüdür. Şunu unutmamak gerekir ki o zamanlar Afganistan'ın Türkiye'ye olan muhabbeti kendi ulusal bağımsızlık ve kurtuluş savaşını kazanan çağdaş ve uygar bir ülke üzerinden dünyaya açılmayı hedefliyordu. Bugünün Afganistan'ı Atatürk ile Emanullah Han'ın Afganistan'ı ile aynı Afganistan değildir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Her şeyden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da kazandığı itibarı ve güveni zedelememek gerekiyor. Bakınız Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Afganistan'da sivil asker dayanışmasını örnek şekilde hayata geçirmiş, bölgesel imar takımları ile eğitim, sağlık, kız çocuklarının okullara gidişleri, altyapı onarım faaliyetleri gibi alanlarda hizmetler vermiştir. İSAF unsuru batılı bazı askerler, zamanında kollarına Türk bayraklı pazubantlar takarak itibar kazanmaya çalışmışlardır. Bu dostluğu ve Türk-Afgan kardeşliğini zedelememek gerekir. 1. Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da herhangi bir görev sürdürecek ise bunun için her şeyden önce Afgan merkezi hükümetiyle Taliban'ın ortak şekilde Türkiye'yi bu göreve davet etmesi gerekir. Doha'da İki taraf arasında yapılan son görüşmelerde böyle bir davet duyulmadı. Kaldı ki değil ortak davet henüz Afgan merkezi hükümetinin de bir daveti yoktur. Böyle bir davet Türkiye'nin Afganistan'daki varlığına meşruiyet kazandıracak ilk adım olmalıdır. 2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sona eren Afganistan misyonu ertesinde yeni bir kararına uluslararası hukuk meşruiyeti bakımından ihtiyaç vardır. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka bu konuda yeni bir tezkereyi görüşmelidir. Olası göç konusunda da yapılması gerekenler bellidir. Türkiye, Afganistan ile doğrudan sınır komşusu değildir. Bu komşu İran'dır. Dolayısıyla Türkiye'nin Afgan göçünün düzensiz bir tsunami halinde gelişmesini engellemek için öncelikle İran ile görüşmesi gerekir. Göçün düzene kavuşturulmasının ilk durağı Afganistan İran sınırı olmalıdır. Bu konu Avrupa Birliği ülkeleriyle de görüşülmelidir. Zira o ülkeler tıpkı Avusturya gibi 1951 tarihli mülteciler ile ilgili Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'nin imzacısıdırlar ve eşit sorumluluk üstlenmekte, üstlenmelidirler. Çok taraflı, hak temelli dünya düzeni bu sorumluluğu ve bu yükümlülüğü gerektirir. Biz ülkemizin Maddi yardım adı altında ağzımıza çalınan bir parmak bal ile bir göçmen deposu haline getirilmesine karşıyız ve bu konudaki tutumumuzu sürdürmekte de kararlıyız. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Afganistan'da çözüm askeri bir çözüm olamaz. Taliban'la merkezi Afgan hükümeti arasındaki çatışmalar kısa zamanda yeniden ciddi bir boyuta yükselecek ve bir iç savaşa doğru evrilecektir. Türkiye'yi böyle bir iç savaşın içinde görmek istemiyoruz. O zaman Türkiye'nin yapması gereken nedir? İşte o 1921'den beri sürdürülen Türk-Afgan dostluğu ve Türk-Afgan kardeşliğine uyacak şekilde askeri çözüm üzerinde değil, diplomatik çabalar üzerinden Afgan merkezi hükümetiyle Taliban arasındaki ortak mutabakatın sağlanmasına çalışmak olmalıdır. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa beklerim. Buyurun. Ruda Televizyonu'ndan Şevket Erki. Efendim Afganistan'daki sürece benzer olarak Irak'ta da Amerikan askerlerinin misyonunun değişikliğiyle ilgili bugün Washington'da Sayın Mustafa Kazimi'nin de Ziyareti esnasında bir anlaşma bir mutabakata varıldı. Buna göre Amerika'daki Irak'taki 2500 Amerikan askerinin artık savaş misyonundan çıkıp sadece Irak ordusunun modernize edilmesi sürecinde danışmanlık görevi üstlenmesi öngörülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü toplantınızda Irak'taki gelişmelere ilişkin bir değerlendirmeniz oldu mu? Teşekkür ederim. Hayır, bizim bugünkü dış politika danışma kurulu toplantımız sadece Afganistan ile ilgili durumu değerlendirdi. Hem Afganistan'da Türkiye'nin Türk silahlı kuvvetlerinin görevinin devamı konusundaki tehlikeler gözden geçirildi ve bu konudaki görüşlerimizi zaten sizinle paylaştım. Hem de olası bir yüksek göç durumunda yapılması gerekenin ne olduğu konusu ele alındı. Onu da ifade ettim. Irak'taki durumla ilgili olarak herhangi bir görüşme yapılmadı. Buyurun. Efendim merhabalar ATV'den Büşra Durusoy e, CHP'li Bolu Belediye Başkanı'nın e, yabancı uyruklu vatandaşları şehirden uzaklaştırmak adına su ve bazı e, şeylere yüzde on ya da 10 kat daha fazla zam vereceği yönünde bir açıklaması bulunmuştu bu açıklamaları aslında tepki topladı ama mültecilere yönelik hani siz bunlara e, sizin bir değerlendirmeniz nasıl olur? Ee, arkadaşlar biliyorsunuz benim e, görevim dış politika e, bugünkü basın toplantımızda da zaten Dış Politika Danışma Kurulumuzun e, bugün ele aldığı Afganistan konusuyla ilgili bilgiler vermek üzere bu basın toplantısını gerçekleştirdim. E, bahsetmiş olduğunuz konu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları tarafından değerlendirilecek bir konudur. Benim alanım değildir. Başka soru var mı? Peki. Çok teşekkür ederim.